Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için alt koridor olan nişancı rolünde Ashe oynayacağım. Ashe üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi karşımızda Nico ve Brand ikilisi var. Bu ikili o kadar tilt bir ikili ki sizi koridorda asla nefes aldırmayacak bir ikili. Bu yüzden ben Doran Kalkanı tercihinde başlayacağım. Çünkü erken aşamada bol bol minyon kasmamız lazım ki hızlı bir şekilde başlangıcımızı yapıp hızlı bir şekilde güçlenelim. Bu arada eş için yapabileceğiniz iki farklı build var. Birisi Q build'i, diğerisi kritik build'i. Biz bu defa kritik build'i yapacağız. Zaten Q build'i her zaman gördüğünüz standart mahvolmuş kralın kılıcı bulunan build. Fakat kritik build'i o şekilde ilerlemiyor. Yine rune ağınızı alıyorsunuz. Ardından ebedi kılıcınızı alıyorsunuz ve hayalet dansı ile devam ediyorsunuz. Maksimum kritik vuruşu oluşuyorsunuz ve rakibinizi rahat bir şekilde oyundan soğutabiliyorsunuz. Bu arada buraya invade'e gelmişler. Allah'tan çocuk alt tapta değilmiş. Kurtarabildik. Kırmızı güçlendirmeyi salmamamız lazım. Fiddle'ın buraya gelmesi gerekiyor. Güçlendirmeyi rakibe kaptırmak istemiyoruz. Hala buradalar. Bırakmayacağız. Sadece bizim takımın burayı takip etmesi lazım. Çok güzel. Nico skorunu da alırız bence. Güzel. Çocuk hızlı bir şekilde flash'ını attı. Burada bir Brand skoru geldi. Tadından yanmaz. Ben şimdi koridorda da ilerleyeceğim. Erken oyuna çok güzel başlamış olacağız. Bu adamlar siperlerinden doldular. Muhteşem bir başlangıç. Hani eşe bundan daha iyi bir başlangıcı hayal edemezsiniz. Rakibimizi de güzelce dürttük. Doran kalkanımız olmasına rağmen yavaşlatmamız sayesinde skor çıkartmak da kolay oldu. Bir de rakip takım nişancı almamış. Nişancı almadıkları için de yine erken oyunu kaybetme ihtimalleri yüksek. Hani Brand ve Nico ikilisinden erken oyunda verim alamayabilirler. Zaten bunu yapmalarının nebebi muhtemelen hani late game'e yatırımdır. Full yetenek gücü kasacaklardır. Benim minyon biçmeme mümkün olduğu kadar zorlamaya çalışacaklar. Ama eş bildiğiniz gibi oyunda en fazla menzile sahip olan nişancılardan birisi. Ve bu yüzden pek de fazla sorun yaşamıyor minyon biçerken. Bu arada kritik build'inde dikkat etmeniz gereken önemli şey Q fullemeyecek olmanız. Çünkü Q yeteneğiyle işimiz yok. W ile rakibimizi dürteceğiz. O şekilde güçleneceğiz. W ile rakibi burstleyebildiğimiz kadar burstleyeceğiz. Bu arada Nikon'un o yeteneği nasıl bu kadar sekebildi ya E'si? Ben buna sekmez diye düşünüyordum. Doran kalkanım olduğu için birazcık daha rahatım. Can barımı rahat bir şekilde yenileyebiliyorum. Bu arada Nico bize minyonda yetişmiş. Ben şöyle W'ma bir tane daha vereceğim. 4 levelde E yeteneğimi açmak istiyorum. Şimdilik E yeteneğiyle işimiz yok. Tabii rakip jungle'da bir yandan görmek istiyorum ama şu an göremiyoruz onu. O çok fazla CS kaçırdık. Bunlara ihtiyacımız var. Nico'nun bu arada potları da kalmamış. Ben şu ufaktan Brand'i dürteyim. Brand bizim asıl hedefimiz. Yani daha rahat bir şekilde eriyecek bir rakip. Elim bir yandan şifadaydı. Çünkü Fiddle da çok kırılgan bildiğiniz gibi erken seviyelerde. Ama işimi kolaylaştırıyor. Hasar konusunda beni destekliyor. Hani Doran kalkanı başladığımız için çok fazla hasar çıkartamıyorum rakibe ama çocuğun E yeteneği olsun. Otomatik vuruşları olsun bizim işimizi görüyor. Şu an gold'um yok ya, ben base atamam. Ya benim mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 1300 gold'a ihtiyacım var. Ölme. Nikon'un da üzerinde yeterince gold yok. Bir de nişancı Niko yapıyor. Burada tabii işler farklı bir boyuta gelebilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Ben şuraya acilinden bir totem atacağım. Zeki map'te göremiyoruz. Güzel. Temizinden bir skor daha kazanmış olduk Fiddle'ın bu agresifliği sayesinde. Yine de elim şifamın üzerindeydi. Dediğim gibi ne olur ne olmaz. Can barı azdı. Brand oraya bir Q sallasa dahi öldürme ihtimali vardı. Riske atamam yani. Ops.
Bu arada Urgut'un üzerine 1 kilo olmuş. Şimdi eşin en sevdiğim yanlarından birisi tankları çok hızlı bir şekilde eritiyor olabilmeniz. Ki tankları da değil, bütün herkesi rahat bir şekilde eritebilen bir karakter Q yeteneği sayesinde. Sadece güçlenmesini beklemeniz lazım. Bir iki eşyadan sonra karakter çok güzel bir güç patlaması yakalıyor. Bu güç patlamasından sonra zaten sizi kolay bir şekilde durduramıyorlar. Zek bize mi geliyor? Ha, Ryze geldi buraya. Anladım hocam. Boz base mi? Hiç sorun değil. Şu an canım da var, manam da var. Bu koridorda durmaya devam edebilirim. Dive girebilirler yalnız. Hepsi burada. Bizim takımın buraya toplanması lazım. Muhtemelen alev ejderi girişiminde falan bulunacaklar. Yoksa mantıklı gelmiyor bana bu. Buraya bu kadar kişi toplanmaları. Çok güzel. Zeki iyi sattı. Arkasından Ryze tabi onu takip edemedi. LeBlanc'ımız bu arada güzel oynuyor. Bayağı iyi oynuyor. Keseriz onu. Şaka yapıyorsun. Neyse en azından flash'ını aldık o çocuğun. Benim istediğim şey 1300 gold da başlamaktı. Tek kılıcımı almaktı. Şu an daha fazlasını da kasmamızda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten tek kılıcını aldıktan sonra direkt ebedi kılıcı rushlamayacağız. İlk etapta bir Runaan tamamlamamız lazım. Runaan bizim o ihtiyacımız olan saldırı hızını bize kazandıracaktır. Rakibi çok hızlı bir şekilde eritmemizi sağlayacaktır. Çok güzel. Orada birazcık daha garanti olsun diye flash'ımı attım. Zaten Fear'ı falan yemişti çocuk. Eriyecekti yani. Güzel. Skor da bende kaldı. Hemen şu kulenin ilk kalkanını bir alalım. 2,5K para yaptım ya. Daha base atmadık. Dakika 7. Neredeyse eşya tamamlayacağız yani. Vurabildiğimiz kadar tower'ı bulmamıza herhangi bir sakınca yok. Zaten Brand daha bu pite girmedi. Peki minyon dalgasını itelim. Aman ha. Tamamdır. Çıkmamızda fayda var. Daha da fazla zorlamayalım. Brand artık öyle öyle saçmalamaya başladı. Ne yapacağını kendisi de anlamadı. Hemen base'imiz gelsin. Bozmayın base'imi lütfen. Okey. Şimdi tek kılıcımızın parasını çıkardık abi. Peşinden çizme de alabilirsiniz. Direkt coşkuya da gidebilirsiniz. Coşku daha iyi. Hem size zaten saldırı hızı da kazandırıyor. Aynı zamanda hareket hızı da kazandırıyor. Bu yüzden işlevsel. Ayakkabı yerine ilk etapta bunu tercih etmenizde herhangi bir sakınca yok. Karşımızdaki karakterlerin de zaten hani hareket anlamında ağır olduklarını biliyoruz. O da bize sorun yaratmayacaktır. Güzel güzel iyi başladık. Jungle'ı pek fazla göremedim ama güzel. 3-0-1'iz yani. 7 skorun 4'üne katkımız var. Ki ultim de geldi tekrardan. Rünlerimizin içerisinde bekleme süresinde azalma olduğu için ultimizi daha sık kullanabiliyoruz. Bu rün dizilimi çok güzel. Ben özellikle ayağı çabuk tercih ettim. Rünlerden başta bahsetmedik ama ayağı çabuk eş için çok güzel oluyor. Hem can barımızı çok hızlı yeniliyoruz. Hem de bunun yanı sıra takaslarımızda daha fazla zarar verebiliyoruz rakibimize. Zek geldi. O sersemletmeyi yemeseydik güzeldi. Abi sen delisin ya. Orayı Fiddle o kadar güzel oynadı ki. Güzel. Bayağı worth oldu bu. Hani ultimizi salladık. Oradan Zek'in çıkmasını beklemiyordum. Zek gelmesine rağmen bu 3 ve 3 trade'i pardon 3 ve 2 trade'i biz kazanmayı başardık. Hoş. Sadece şifamdan. Gerçi flash'ımızı daha mı önce kullanmıştık? Aynen. Flash'ımızı Brand pozisyonu için kullanmıştık. Şurada şu kalkanı da ben indireceğim. Keşke gelmeseydi de solo alsaydım onun altını. Zaten 3 skorumun altını Fiddle aldı.
Malın parasını elimden geldiğince hızlı çıkartmaya çalışıyorum. Ona ihtiyacım var. Çünkü Runan acayip bir saldırı hızı kazandırıyor. Rakibi böyle hızlı hızlı eritiyorsunuz, yok ediyorsunuz. Şu kalkanı almam lazım. Aç gözlü davranacağım. Base atmasaydın iyiydi. CS 33 CS. Farm farkımızı da açmış gidiyoruz. Bu şekilde devam. Burada görüşünüşe göre totemleri de yok. Okey. Rahatça base'imizi attık. Savaşçı çizmemi tamamladım abi. Kontrol totemimi alıyorum. Şöyle jambarımızı da inleyelim. Tekrardan gidelim. Şimdi Darius ne alemde? O iyi durumda. Farmda üstün. İşte jungle'ımız farmda üstün. Orta koridorumuz farmda geride ama skor avantajı var. Bu iyi haber. Fiddle'ın ultisi geldikçe ben de kendi ultimi sallayacağım. Benim ultimi sallamam daha önemli. Ha, Fiddle da ultisini önceden sallayabilir ama rakip onu rahat bir şekilde durdurabilir. Eğer ben ultimi sallarsam kitle kontrol süresi çok fazla olacağı için rakip cevap veremeyecektir. Şuraya pink ward'umuzu atalım. Gözükmesini bekliyorum Brandon. Şu an orada beklemiyor mesela. Bak, ultiyi sallasaydım boşa gidecekti o ulti. Bak işte o çok ciddi bir sorun. Ah, Fiddle'ın yakalanması bizi bitirdi ya. Aslında orada flash'ımla uzaklaşabilirdim pozisyondan ama Fiddle orada Brand'in sersemletmesini falan yedi. Adamlar da haliyle pozisyona devam etmek için fırsat buldular. Hemen şuradan bir tane daha hançer alıp tekrardan koridoru ilerleyeceğiz. Hani ultimi de sağladım çocuk hasar vurmaya devam edemesin diye ama yapacak bir şey yoktu. Peşinden gelen Nico. Fiddle. Seni mutlu edelim. Sağ çocuğun şu an totem eşyasını çevirmesi lazımdı ama onu da çevirmemiş. Neyse şurada pink ward'umuz var zaten. Buraya da Zek'in bir kere daha geleceğini düşünmüyorum. Çok geride. Yani bot lane'i salabilir. Özellikle şuradaki 3v2'den sonra bir daha geleceğini zannetmiyorum. Bu arada ilk kule altını mutlaka bizim hanemize yazdırmamız lazım. Rakibe kaptırmayalım onları. Yani çok hızlı eritemezler kuleyi. Kompları koridor pushlayabilecek bir komp değil. Bir an çok ileri açılacaktı. E'sini mi fırlıyor bu çocuk? İyi, güzel. Canımsın. Buraya gelen giden mi var? Yok. Görünürde kimse yok. Aslında şifamı bassam Fiddle'ı hayatta tutardım ama basmak istemedim. O küfründen sonra birazcık tilt oldum çocuğa. Zek bu arada gelmez diyordum ama tekrar damladı buraya. Ama artık çok geçti. Brand öldükten sonra geldi. Brand ölmeden gelmesi lazımdı. Ben şimdi bu kuleye vurabildiğim kadar hasar çıkartacağım. Ormanı tamamladık. Base'imizi atalım. Aslında base atmama gerek yok ya. Mavi güçlendirmem var zaten. W fulleye fulleye. Birazdan ultim tekrardan gelecek. Ben şuraya vision atayım. Bildiğiniz gibi benim support'um atmıyor. Ryze hala orada. Rakipte teleport yok.
Aa, geldi. Güzel. Rant yine de bir ne olur ne olmaz ultisi yolladı ama işten geçmişte biz burada skorunu çıkartmayı başardık. Tadından yenmez. Rant iyice burada yalama oldu artık. Öyle öyle. Alamet dağıldı bizim çocuklar. Aslında Alevecileri şu an çok free de. Zorlamayacağız mı bu çocuğa? Zorlasak keserdik. Abi bu nedir ya? Neyin sersemletmesi abi bu? Ah, üzdü. Bu sefer de Fiddle bizi satmış. Hadi o skorları al da bari asistini alalım. Üzdü. Zek niye buraya inatla damlıyor onu anlamadım. Bak o kadar koridor var. Hani LeBlanc üstünleşmiş falan. Tamam biz daha üstünüz ama. Gerçi kule mule aldık tamam şimdi çocuğun da hakkını yemeyelim. Çok kötü durumda yani çocuk. Gidersin ne bileyim jungle'ını dönersin. Jungle'ını falan dönmüyor herhalde bu çocuk. Grom bunun bu duruyor. Enteresan. Neyse runa anımızı aldık. Peşinden dediğim gibi artık ebedi kılıcımıza başlamamız lazım. Ebedi kılıcı da tamamladıktan sonra hayalet dansçımızla bu ildimizi tamamlayacağız. Ondan sonra gelsin tekler gitsin tekler full kritik build'inin gücünü göreceksiniz. Şu alevecileri de çok bekledi. Onu da bir alsak iyi olur. Mesela bizim jungle bot lane'e hiç geldi mi görmedim. Ama gene de 3-1. Ona rağmen skor katkısı çok az. Daha da fazla olabilirdi. Ultimiz 84 saniye. Şu çocuğu keseriz ha. Urgot geldi. O iyi. O çocuk da flash'ını attı. Tavra vuralım. Şimdi Zek buraya geliyor ama Darius falan var zaten önünde. Sıkıştırır mıyız Zek'i? Sıkıştıramayız. Şimdi ben oradan sıkıştıracağım diye bu taraftan giderim. Beni tek yakalarlar. Ben bayılırım. Hiçbir anlamı kalmaz. Zek bu arada benim kafama atlamaya çalışabilir. Gerçi şu an tek başına. Ebedi kılıcımız bir gelseydi var ya. Şu Adem ne kadar? 163. Çok yetersiz. Fiddle'ı kaybettik. Mesela şu hareketi ben yapmış olsam beni bayıltacaklardı. O yüzden rakibin içerisinde çok fazla durmuyorum. Kitle kontrolü çok fazla. Zek ne kadar oyuna kötü başlamış olsa da şu an bayağı bir hasarı var yani. Küçümsenmeyecek bir rakip. Direkt şifa geldi bu arada. Kesersin onu Kayn. Yakalaması lazım bizim Kayn'in o çocuğu. Güzel. Tertemiz. Mesela buraya Brand çok hatalı bir flash attı. O hatalı flash'ı da onun ölmesine neden oldu. Ki ultimi zaten onun için saklıyordum. İyi de oldu. Tertemiz bir skor. Bu arada ultimiz 74 saniye düşmüş. 117'lik bekleme süresinde azalma bizim için yeterli. Ebedi kılıcımızı da aldık. Artık hayalet dansçımıza hızlı bir şekilde girişebiliriz. 1.53 atak speed. İyi. Yeter. LeBlanc bota gidiyor. Biz orta koridorda kalalım. LeBlanc'ın daha çok minyona ihtiyacı var şu an. Çünkü minyon da bayağı geri kalmış. Ryzen'a fark atmış ki bizim de bol bol minyon biçmemiz lazım. Nico ne kadar geri durumda olsa da şu an 5 kili ve üzerinde bir Luden'i var. Biraz önce beni tekliyordu.
Güzel. LeBlanc iyi oynatmıyor yalnız rakibe. Ha, çaldı orada bir daha. Altınlı geldi yani. Kayn'ın bu arada oyuna dahil olması lazım ya. Şu an çok uzak yani. Bu arada o ulti için biraz geç verilmiş bir karar olabilir. Ama adamların o fight'ı arayacakları çok belliydi. Ben base atmak zorundayım. Fiddle burada belki fight arar. Aslında Fiddle'la bir şeyler yaparız ya. Abi şaka yapıyorsun ya. O da değmez yani. O da bana değmez yani. Ha, öyle bir yerden değildi ki adamın AC. Hani range'inin dışındaydım ama hitbox'ı çok fazla olduğu için tutturabildi. Neyse en azından asist aldık. O da bir şeydir. Zaten asistlere doyduk bu maç boyunca. Şimdi şu parçayı da bir tamamlarsam hatta şunu satabiliriz. Doran kalkanına artık ihtiyacımız kalmadı. Birazcık can çalmaya ihtiyacımız var. Ama bundan sonra gideceğim eşya o değil. Rakip takımda çok fazla tank var. Şu iki şampiyon bile başlı başına yeterli ki Ryze da can barını arttırıyor. O yüzden benim almam gereken acil bir o eşyanın adını hatırlayabilirsem. Tam buluruz şimdi. Ha, sen değilsin. Celladın çağrısı değil. Bunun ötekisi ha, fani hatıratı veya Dominik Efendi'nin hürmetleri. Bu iki eşyadan birini alabilirsiniz. Rakipte çok fazla iyileştirme etkisine sahip şampiyon varsa direkt zaten fani hatıratına gidiyorsunuz. Eğer çok fazla tank varsa, can buru yüksek olan şampiyon ve iyileştirme etkileri çok da fazla değilse Dominik Efendi'nin hürmetleri alıyorsunuz. İki eşya da zaten tankları eritmenizi sağlar. Ama biz bu matchup'ta Dominik'i tercih edeceğiz. Bizimkiler o fight'ı kaybettiler ya. Çok gereksiz ve boş bir fight'tı bence. Tek yedim mi? Yedim. Tutuşturu da yedim çünkü. Neyse en azından Ryze'a verdik skoru. Kesin abi onu. Bu da çok kötü yakalandım. Ryze ultisi falan peşinden geldi ama bizimkiler... Aa güzel. Ultisini dışına çıkardılar. Bu da öldü. Ben ondan bir de asist aldım. Zek de öldü. Harika. Ben öleyim dert değil. Takım bir şeyler topluyor. 19 skorluk katkım var yani. Support gibi oldum bu defa ben. Gene az ölmüşüz. Çok da fazla ölmedik ama daha da fazla ölmeyelim. Dikkat edelim. Rakipte hiç armor olmamasına rağmen yeterince hasar çıkartamıyoruz şu an. Hasara ihtiyacımız var. Şu hayret dansçı bir gelseydi güzel olacaktı her şey. Fightlar genelde uzun sürmüyor. Şucun E'si veya Ryze'ın W'su beni direkt bitirebilir. Hadi Brandin gene yetenek kitini az çok doşlarız ama ki zeki saymıyorum bile. Yani şu takımda LeBlanc var odaklan ne bileyim ama hani kaçış mekanizmamız düşük olduğu için bana odaklanmaları daha kolay oluyor diğer şampiyonlara göre. Hani adam LeBlanc'a ulti atmaya çalışmıyor. Çok kötü oldu. Şu an buralarda adımlarımıza dikkat etmek zorundayız. İndiko gözüktü ya. Burayı itebildiğimiz kadar itelim. Şimdi adamlarda tabii koridor itebilecek şampiyon yok. O yüzden bizim bol bol koridor puşlamamız lazım. Takım savaşı aramak yerine. Çünkü çok daha fazla kitle kontrolü var. Bu da adamların fight yapmasını kolaylaştırıyor haliyle.
Çok güzel. 3'te 3'ümüzü attık. Burada Urgot'a da dönebilsek güzel olurdu. Urgot reisiyle kesemedi. Tavrı bizi tankladık. Güzel. Kuleyi de aldım. Şu an oyunu bitiremeyiz ama en azından bu inhibitörü almış olmamız bile güzel. Dağ ejderine gidebiliriz. Free bir dağ ejderi var burada. Mesela hiç ejder alamamışız. Çünkü jungle'ımız hiç bu taraflara uğramadı. Bu taraflara uğrasa çok güzel sonuçlar çıkartırdık. Rakibe kaçma mekaniği yok erken seviyede. Kaçamayacaklardı. Biz de onları bol bol kesecektik. Topuçlasam güzel olur aslında. Çok güzel minyon birikmiş orada da. Zek bu sefer bot jungle'ında. O yüzden bize gelip salça olabilir. Hiç istemiyorum. Ben hayaletimi tamamlayayım. Keyfime bakayım. Zaten Dominik'imize gideceğiz. Bu arada Dominik burada varmış ha. Sen gel, kazmaya gold'umuz yetmeyecek. Tamam, muhteşem durumdayız. Aşağı yukarı 200 adet bizim için yeterli. Zaten kritik vuruş yapacağız bol bol. Yani %100 kritiğe ulaştık. Bu da rakibe bayağı fazla bir hasar vereceğimiz anlamına geliyor. Bunun peşinden bu arada Kano'su da alabilirsiniz ama kritik build yaptığınızda direkt tek atmayı oynadığınız için ihtiyacınız olmuyor. Yani cam fulleyim şey yapayım. Gerek olmuyor ama Q build'inde yapabilirsiniz. Fena olmaz. Kırmızıları da duruyor ya. Alsak fena olmaz. Deneyeceğim bakalım. Artık fight zorlamamız lazım. Hazır üzerinde kırmızı güçlendirme var ve bu build'i yapmışım. Güzel. LeBlanc çıkartması gereken en önemli adamı çıkardı oradan. Zeke atlamadı buraya ama buralarda bir yerde biliyorum. Baze'ini atmış. Bu arada Fiddle da support eşyasını satmış sağ olsun. Adamın umurunda değiliz ya. Adamın bildiğiniz umurunda değiliz ya. Çalamazsınız gençler. Şu an hasarım çok fazla. Direkt kritik yapışıyor yani adamın kafasına. Fightlar mıyız mesela bilmiyorum. Fiddle çünkü bana güven vermiyor. Ben onun yüzünden bayılabilirim burada. Güzel. Arkada bir inhibitor daha gelmiş. Ben base'imi atayım. Eşyamızı tamamladık. Bu şekilde geri gelelim. Öldü. Şu an Free Baron var ha. Gitsek alırız Baron'u. Adamlar savunamazlar. Çünkü tutmaları gereken bayağı bir minyonlar. O değil de biz eş videosunu çekmeyeli bir 6 ay kadar olmuş. O kadar zaman geçtiğini bilmiyordum ama ciddi ciddi 6 ay zaman geçmiş aradan. Çekmesi iyi oldu. Çünkü oynanması gereken bir karakter ama mobilitesi düşük. Bu yüzden çok fazla tercih edebileceğiniz bir karakter değil. Yerine daha opsiyonel karakterler seçebilirsiniz. Eşten daha güçlü nişancılar var şu an metada. Tek başıma 23 görüş skorum var ya tek başıma. Ve bizim çocuklara bak. Top enimizin 19, jungle'ımızın 15, support'umun 21. Geçmeleri lazımdı. Çocuk görüş eşyasını satmasaydı belki daha iyi olurdu da. Ah. Çok yakındı.
Abi çocuk bana tek atıyor ya. Şu çocuk bana direkt tek atıyor ya. Fiddle burayı toplar ama. E'sini sağlı saydı toplar. Düz Zonya'sı var mıymış Fiddle'ın? Zonya'sı da var. Basmadı çocuk. Neyse şuradan hiddet karışımını alalım. Çok kırılganım. Arada kaldığım anda eriyorum. Bu arada güzel. Ryze sanırım milyonları öldü. Biz niye barona gitmiyoruz abi? Niye o baron orada bekliyor? Ha, son eşyadan bahsedeyim. Son eşyada mutlaka koruyucu melek alın. Çünkü ihtiyacınız olan eşya bu. Karşıdaki AD şampiyonlar da çok güçlenmiş olabilir bu arada. Hem de onların size vereceği hasarı azaltırsınız. Ki içerisindeki tek kılıcı sayesinde yine AD'nizi çok güzel arttırıyorsunuz. İşlevselliğinizi maksimuma getiriyor karakter. Şu an bu oyun bu kadar uzun sürmez ya. Ben doğru düzgün minyon biçemedim. Çok fazla fight oluyor oyunda şu an. Mesela buraya teleport da gereksizdi. Ha, alevecileri için okey. Bu arada E yeteneğiniz haritanın her tarafına gidebiliyor. O konuda sorun yok. Yani adamları base'ine kadar yollayabilirsiniz. Maksimum range'ine gitsin. Şu an şu baronu bir gidebilir miyiz artık ya? Niye gitmiyoruz abi barona? Aslında ultimi atıp çocuğu durdurabilirdim ama arkasından kimin gelip kimin gideceğini bilmiyorum. O yüzden hiç gerek yok yani o riske. Ultimi atmama daha değerli bir pozisyonda ultimizi kullanırız. Vision'a ihtiyacımız var ya. Zek buralarda olabilir. Fiddle da bayılır, ben de bayılırım. Arkada Nico da var. Bu arada ben bir şu kırmızı güçlendirmelerine gideyim. Aa şunu keselim. Gel abi bana. Ryze beni yok eder ha şu an. Asırlığını şimdi tamamlamış ama. Güçlü çar ya. Yok yok edemiyormuş. Biz onu yok ediyormuşuz. Ben bu kadar fazla vuracağımı tahmin etmedim. İyi buradan devam edelim. Niko falan bot site'ta. Gelirse Zek gelir. Üzerimde Dominik olduğu için Zek'i de eritebilirim. Sorun yok. Lan herkes bir skor peşinde ama o kadar açgözlülüğe gerek yok ya. Şunu alsak oyun bitecek abi. Toplanmıyor insanlar oraya. Geldi bu arada arkadaş bize. Güzel. Zeki'nin de karşılığında flash'ini aldık. Ama benim flash'im daha değerliydi. Şu baronu eritebilir miyiz? Gel Fiddle'cım biz seninle almaya çalışalım. Dajlerimiz olduğu için birazcık daha kolay ki bir de Q yeteneğim var. Q yeteneğim de yine eritmemi kolaylaştırıyor. Güzel aldık baronu. Tamamdır. Şimdi base'imi atabilirim. Koruyucu meleğin tamamıyla parasını çıkardık. 327 AD'miz var. Bakalım maksimum kaça çıkacak. Şu an görmek istiyorum. 377 oldu. Nice. Salladım ultiyi ama belki birilerine değer diye. Gerek bile kalmadı herhalde. Ama çocuğun 12 kilo olmuş yani. Güçlü pik ya. Şu an metada yeni gelen şampiyonları oynamanızda fayda var. Her zaman güçlü oluyorlar. Nerf yemedikleri için rahat rahat oynuyorsunuz. En az 1-2 ay boyunca güçlü durumda oluyorlar. Yani çocuk direkt bana E'siyle Q'suyla tek atabiliyorsa tek bir eşyayla sıkıntıdır yani. Ben 3 eşya tamamlıyorum onun kadar hasar vuramıyorum mesela. O nasıl bir Brand ultisiydi ya? Zek iyice bir gerindi de atlamadı. Güzel istediğim hamleyi yaptı Zek.
Hayır. Bastım onu bir de ya. Bastım bir de onu ya. Fear'ı da yedik. Bana yardıma gelecek kimse var mı? Yok. Kanos sonuçum olsa belki bir ihtimal. Belki bir ihtimal. Veya Nexus'a vursam yine kazanıyormuşuz ha. Nexus'a bakmadım. Nexus'a vursam garanti kazanıyormuşuz. Çünkü orada birkaç it çıkartacak zamanım oldu. Çıkartırdım Nexus'un itini de. Şu an koruyucu meleği satmak mantıklı. Artık bu eşyayla işimiz kalmadı ama 1600 gold alabileceğimiz en mantıklı eşya şu an Civalı Kuşak. Civalı Kuşağı da alırız. Belki bir kitle kontrolü yersek onun için kullanırız. Şu an oyunu uzattıkça uzatıyoruz yani. Şuna vursak bitecek direkt. Urgot'un fear'ını yedik. Orada tutuştur geldi. Niko ultisiyle zaten bir sersemletme atıyor falan. Çıkamıyorsunuz. Şu hasara bakar mısınız? Zaten canım ne kadar. Tamam, bu ne muhabbetlere bak ya. LeBlanc'ı biz niye bitirmiyoruz? Bak mesela Baron'a ben zorladım ki jungle'ımız gelmedi bile. Adam oralı bile olmadı. Ejder pitine çocuğu hiç görmedim zaten ejderi almaya çalışırken. Yine biz kendimiz almaya çalıştık onu. Enteresan. Yine şimdi kendimiz gideceğiz ha o ejderi almaya. Darius'ta ikimiz alacağız o ejderi. Bizim server'ımızda oyun bitirmek imkansız. Hele ki üstünseniz var ya. Takımız Allah skor çıkartayım KDA yükselteyim kill alayım. 3 tane inhibitor açmışız. Oyun bitirmiyoruz ya. Şurada Nexus'un azıcık bir canı kalmış. Fight arıyoruz falan. Tabi burada benim de hatam vardı. Görmedim. Nexus'u takip etmedim orada. Direkt şu minyonlar bitirecek bu arada oyunu adamlar tutmazlarsa. Tutamayacaklar. Güzel. Hala kuşağımız duruyor. GG. Güzel oyun oldu. Arkadaşlar eş AD Carry'de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları